Diyalogçular çıktı, diyalogçular. Allah Allah. Allah güçlerini azaltsın. Amin. Allah bu milletin kalbini çevirsin. Amin. Yahudi Hristiyanların efendim, cennete gireceğini iddia edenler, Muhammedur Resulullah şart değil diyenler, kemal mertebesidir demesen de olur diyenler, Muhammedur Resulullah iman şart değil, ehli kitaba onlara iki şart yeter diyenler, sen peygamberi Allah'tan ayırmaya çalışıyorsun. Yuridûne yuferrikû beynallâhu rusûlî. Allah ile peygamberlerin arasını ayırmak isteyenler diyor Allah. Ve kûlû nûmünü bibâzı ve nekfurû bibâzı. Kimine inanırız, kimine inanmayız. Ve yuridûne yettehidû beyne de elgesi bil. Arada bir yol tutturmak isteyenler. Ülâkemül kâfirûne hakkâ. Onlar hakiki kâfirler. Bakın Yahudilerle Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Bakın bu kitabı çıkarttık. Alın okuyun bunu. Bundan eğilimler yazdık. Hayrettin Karavan'a cevap, ona cevap, Bekir Karlıağa'ya cevap, Ahmet Şahin'e cevap. Bunlar nasıl adamlar ya? Muhammed Resulullah demesen olur diyor ya. Allah diyor ki senin zikrini yücelttim diyor. Ben nerede anılırsam sen benden ayrılmazsın diyor Allah ya. Sen nasıl kelime-i tevhidi bölersin ya? Muhammed Resulullah imansız Allah'a iman olur mu ya? Bunlar şimdi cirit atıyor. Gavurlara hoş görüneceğim diye. Kendimi beğendireyim gavurlara diye. Dinlerini yağma ettiler. Ben de beddua diyorum. Beddua diyorum. Yakında çıkar bunun dumanı. Yakında çıkar bunun dumanı. Görür herkes. Peygamber ile Allah'ın arasını ayırmak isteyenleri. Ey Allah'ım sen de bütün muvaffakiyetlerinden, başarılarından ayır ya Rabbi. Amin. Sen de bunları bütün hayırlardan ayır ya Rabbi. Amin. Bunları öyle ortada bırak. Bakalım Muhammedur Resulullah çekti mi elini? Nerede kalacaklar? Muhammedur Resulullah'tan sen efendim ayrıldığın zaman da nerede kalacaksın? Ben ayrılmıyorum. Ya sen ayrılmıyorsun ama adama diyorsun ki Muhammedur Resulullah demeyen ne diyorsun bak. Bak geçen Ali Eren yazdı. Ali Eren Hoca yazdı gazetede. Okudunuz mu bilmiyorum. Bunların en başındaki adam, hoca adam yazıyor. Diyor ki, efendim Amerika şeyde, Rusya'daki bir kilise hakkında, o kilisenin papazları da diyor, İncil'den okur, o İncil'de doğrudur. Öyleyse diyor, bizim peygamberle İsa Aleyhisselam'ın da farkı yoktur. Bu papazlarla da bizim efendim dediklerimizin farkı yoktur. Onun için onlar da doğru yoldadır. Doğru yoldadır. Hatta bunlar ne dediler? Ali Eren Hoca'da telefonları da var. İsteyene veririz. Bir Hristiyan karı koca gitti bunların görevlisine. Dedi ki bize Müslümanlığı arz et, Müslüman olmak istiyoruz. O da dedi ki siz dinsiz misiniz? Yok dediler biz Hristiyanız. O zaman niye Müslüman olacaksınız? Kalın o vaziyette nasıl olsa cennete girersiniz dediler. Bunların da ispatı, tespiti vardır. Artık bu iş çığırından çıktı. Biz sabrettik, ettik. İşi anlayalım diye ama artık kılıfına sığmıyor. Kendi gazetelerinde, başka gazete dese diyeceğim iftira ediyor. Kendi gazetelerinde diyor, şeriat diyor gerekli değil. Hoca Efendimizin görüşü budur ki şeriatın ahkamla ilgili, yönetimle ilgili az hükümleri vardır. O meselelerde şeriata uymakta gerekli görmüyor Hoca Efendi. Geçen gün yazdı gazete bende. Yapmayın. Milyonlarca Müslümanın evine giriyor sizin gazeteniz. Yapmayın. Allah'ın dininin şu kısmı gerekli değil demeyin. Demeyin bunu. Yapmayın. Nasıl Allah'ın dini gerekli değil, şeriat gerekli değil? Yani bu gençler okuyor sizi. Bunlar böyle inanırsa kafir olacak. Takıya yapıyorum desem bile bu kadar milleti saptırdığını nasıl cevabını vereceksin? Allah peygamberden ayrılır mı ya? İslam, şeriat, Kur'an Allah'tan ayrılır mı ya? Sen nasıl Allah'ım var diyeceksin? Çok tehlike var bu işte. Papazların görüşleri hak üzereymiş. Ya Hayrettin Karaman diyor ki şu anda Tevrat, İncil'deki ibadetleri yapanlar diyor ameli salih işlemiş olur. Ya bir Yahudinin, Hristiyanın yaptığını ameli salih denmesi için evvela iman lazım. Adam peygambere imanı yok. Kitaba iman yok, Kur'an inkar ediyor. Bunu yaptığında nasıl salih olacak ya? Bunlar büyük profesör olmuşlar yani. Böyle değildiler bunlar. Ama Allah sizi uyandırırsa, siz de bu milleti uyarırsanız inşallah, bu neme lazımcılığı bırakın. Vallahi canınıza, malınıza, ananıza, babanıza, çoluğunuza, çocuğunuza dokunandan uzaklaşıyorsunuz. İnsanları da uzaklaştırıyorsunuz. Dininize dokunan noktalarda çok gevşeklik yapıyorsun. Bana ne ya? O da hocadır, bir görüşü var. Belki bir fikirdir. Onu da dinlemek lazım. Saygı duymak lazım. Hiç saygı duymuyorum. Şirk sözlerine, küfür sözlerine, İslam, şeriat ve Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkındaki sözlere hiç saygı duymuyorum. Sahiplerini de tel'in ediyorum. Nasıl saygı duyacağım ya? Muhammed Resulullah şart değil. Ben buna saygı duyamam. Geldiler bana, hoca bizim hakkımızda konuşma. Tamam dedim. Siz dedim o yazdığınız köşede yeniden yazı yazın. Deyin ki Muhammed Resulullah şarttır. Buna inanmayan gavurdur cennete giremez. Yazın dedim. Sizi methedeceğim dedim. Yazamadılar. Bir daha da bana da gelemiyorlar.